Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, Sivas merkezde Sivas'ın soğuk hava koşullarında nefis yemekleriyle içleri ısıtan köfteci Mehmet Usta'ya konuk olduk. Yanımda işletme sahibi Mehmet Güngör var. Mehmet Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Biz teşekkür ederiz özellikle. Ben Çanakkale'liyim. 11 yıldır Sivas'tayım. Bu işletmeye daha önce ortak olduk. Bu işletme 30 yıl aşkındır faaliyet göstermektedir. 30 yıldır faaliyet gösteriyor. Siz kaç yıldır bu sektördesiniz? 5 yıldır bu sektördeyim. 1 yılı geçkindir de beraber çalışıyoruz ustamla. Peki köfteci Mehmet Usta müşterilerine ne gibi hizmetler sunar? Biz öncelikle müşterilerimize güler yüzlü, kaliteli et yediriyoruz. Yedirmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Biz köfte yapımında en dikkat ettiğimiz şey but, kürek ve kaburgadan yapıyoruz. İki hayvanı birbirine harmanlayarak yapıyoruz. Lezzetli oluyor. İçinde hiçbir şey yok. Saf ettir. Ya bu da Sivas özgüdür. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu şekilde köfte bulamazsınız. Aslında bilindik bir şey var ki Tekirdağ köftesi meşhurdur diye bilinir ama biz de burada geldik, gördük ve tattık. Sivas'ın köftesinin çok ayrı bir tadı var. Sizin de namınız artık Sivas genelinde bilindik bir firmasınız. Etinize, köftenize lezzeti veren nedir? Vallahi bu Sivas yöresinde hayvan olduğu için Sivas yöresinin hayvanları memleket soğuk, o yüzden daha güzel ve daha sıkı oluyor, yağlı oluyor biraz. Yani budur. Ürün yelpazenizden biraz bahseder misiniz Mehmet Bey? Ürün yelpazemiz, köfte dışında dönerimiz var, Adana'mız var, kuzu şişimiz var, bifteğimiz var. Tavuk pek satmıyoruz çünkü biz et satıyoruz. Yani bu kadar. Yani genelde ızgara, kebap üzerine bir işletmeyiz. Peki kaç kişilik bir kapasitemiz var içeride? 200 kişi yakın. 200 kişilik. 200 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Peki etimiz dışında tatlı servisimiz var mı? Tabii havuç dilimimiz var, künefemiz var, sütlü nuriyemiz var, baklavamız var. Peki grup organizasyonlarına yer veriyor musunuz? Yani o günlere özel bir menü oluşturuyor musunuz? Tabii müşterilerimiz bazen arıyorlar. Toplantılarda, sunumlarda onlara özel şeyler yapıyoruz. Peki şu an masada gördüğümüz bazı mezeler ve salatalar var. Bir müşteriye köfte servis edilirken yanında hangi mezeler servis ediliyor, salata servis ediliyor? Bunlardan da kısaca bahsedelim. Soğan veriyoruz, acılı ezmemiz var, turşumuz var, mevsim salatamız var, yoğurdumuz var, bir de ayranımızı ikram ediyoruz. Şöyle ortalama bir köfte sipariş ettiklerinde, bir porsiyon köfte sipariş ettiklerini düşünelim müşterilerimizin. Bir de tatlı yediler ve bir de içecek içtiler. Ortalama maliyetleri ne olur işletmenizde? Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Bizde salata, ayran, çorba ikramdır. Sadece köfte ücreti alıyoruz, etin ücretini alıyoruz. Bir tatlı, bir et 25 lira. Yemeğin karnını rahat rahat doyurup gidebilirler. Yani ortalama 3 kişilik bir aile ya da 4 kişilik bir aile geldiğinde bir akşam yemeğinde 100 liraya karnını çok rahat bir şekilde doyurabilir. Peki illa gelip buradan mı siparişlerini almak durumundalar yoksa paket servis durumunuz var mı? Paket servisimiz de var. Adrese, evlere, iş yerlerine yolluyoruz. Yani sizi iletişim bilgilerinizden aradıklarında paket servis olarak gönderim yapabiliyorsunuz. Peki buradan başka herhangi bir şubeniz var mı? Yok, şu anda yok da düşünüyoruz eğer merkeze başka bir şube açmayı da düşünüyoruz. Bunun dışında projeleriniz de var. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Röportajımı sonlandırmadan önce izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Kaliteli et yemek isterlerse buyursunlar, gelsinler. Biz de gelin, görün ve tadın diyoruz. Sivas merkezde köfteci Mehmet Usta bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi?